Yardım etmeyin, kendi kıraş ya. Arkadaşım, yağmur yağıyor. Ne oldu? Bilmiyorum, anlamadım ne çantası olduğunu anlamadım. Matkap çantası, ne olacak işte? Çanta gibi yap sen. Bu benim sevgili şoptan gelen kargo mu? Arkadaşım! Hazır hocam. Öyle bir, evet, öyle bir dükkan varsa bilelim de rezil olmayalım. Bak. Çok feci yağmur yağıyor. Seyirci yap yağmur sesi. Seyirci yarınız kızlar yağmur erkekler dolu yapsın. 3-2-1 çık yola. Arkadaşım çık, eve gidiyorsun. Evet. Tam giderken yağmurda serdarlara koşarak giderken ayağın takıl mazgalın içine girsin, bacağın düş. Koş seyirci yağmur. Çıkaramıyorsun. Çıkaramıyorum. Çıkaramıyorsun. Çıkaramıyorum. Burada kaldım. En azından hayattan zevk alayım. Arkadaşım. Hey. Ben oğlumu sütten kesmek istiyorum. Bence oğlunuzu komple kesin. Yani çünkü değil mi? Bütün mahalleye yeter maşallah oğlan. Hayır abi. Abisi de mi var bunun? Şey Çiğdem Hanım, deyin ki ben çalışan bir bayanım, sütten kesmek istiyorum. Arkadaşım sen de kestirmemeye çalış. 3-2-1 buyurun. Ben çalışan bir bayanım. Artık sütten kesmek istiyorum. Olmuyor, yoruluyorum. Ne yapmamız lazım? İşi bırakın. Olmaz. Hem çalışacak hem de sütten kesmeyecek. Bir formül bul. O zaman özel bir şirkete mi çalışıyorsunuz? Nedir iş evet, durumu? Evet, özel şirket. Özel bir şirket. Ne üzerine? Çocuk giyim malzemeleri satıyorum. Böyle bebek. Siz bazı isteyerek mi evlendiniz ablayla? Ben de orada çalışıyorum. Öyle mi? Siz de mi orada çalışıyorsunuz? Evet. Çocuk niye bu kadar tabii. Şimdi efendim şöyle yapın. O zaman ne yapacaksınız? Çocuk gerçekten bizim memleketimiz, milletimiz için çok önemli bir kavram. Yani çocuğu sütten keseceğim derken bunun için gerçekten kıymetli bir sebep lazım bize. Yani şimdi ben iş yaparken olamıyorum, yetişemiyorum. Çocuğu sütten kesip olmaz. Öyle değil mi? Çünkü yarın bir gün bu çocukların yetişmemesi hasebiyle yapacak işimiz kalmayabilir. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Niçin Süleyman Demirel gibi konuşmaya başlıyorsun? Otomatikman siyasete girince insan böyle oluyor. Yavrum kamerayı mı kırdın sen orada? Arkadaşım! İlk defa görüyorum, suyu geldi. Olur. Empati. Empati hamilelik deriz biz buna. Arkadaşım. Benim. Çocuğun sütten kesilmemesi lazım. Baksana çocuğun haline. Bu sütten kesilirse ne olur yavru? Hiçbir şey olmaz. 20 sene bir şey o. Hissetmez mi? Arkadaşım. Lütfen çocukların ya çocuk benden en az 4 santim kısa ya. Olmaz. Çocukların en az 5 yıl emmesi lazım. Efendim? 5 yaşına kadar. O yüzden anneannelerin memeleri hep dizlerde. Çocuk 5 yaşına kadar emzirilir mi ya? Ne saçma bir şey. Şimdi efendim çocuklarımızın süt emzirme vakitlerinde evde olamıyorsa ya lütfen böyle buyurun ben sizi böyle. Oğlum bu koltuğu bana özel mi getirdiniz? Ne oldu? Önümüzdeki birkaç bölüm oturamayacağım. Efendim çocuklarımızın emzirme dönemlerinde, saatlerinde evde olamayacaksak inanılmaz şeyler var biliyorsunuz. Bir nedir? Emzirme pompası. Yani memeyle sütü biriktiriyoruz. Biz evden gittiğimiz vakit çocuk maşallah zaten araba kullanacak yaşta gelmiş. Kendisi artık bence bu bakkaldan sütünü alır zaten ya. Bir daha masrafa sokmayalım aile. Oğlum sen sütünü al. Arkadaşım yapma lütfen. Serdar Bey fırlarına ya. Ya yeter zaten bıktım bezinden şusundan bıktım. Evet kalk. Yeter bıktım zaten bunun her şeyinden ya. Bezi var, boku var, oku var, boku aile hekimi derken kocayı mutlu edeceğim anlamıyla gelmedim. Yani ben ailenin sıkıntılarına bir çözüm bulacağım. Bir de nedir? Ailemizin çocuk yetiştirmekte kani olup olmadığı. Kani nedir? Kani'nin sultansı değil, o değil tabii. Kani, buna vakıf, bunu yapabilecek, buna yeterli olur. Ailemiz buna kani mi? Onu ben bir tespit etme amacıyla geldim. Maşallah. Arkadaşım bir dur ne güzel kavga ediyorlardı ya. Şey, Serdar, sen kalk bağır. Çiğdem Hanım sen de Tolga'ya şikayet et onu. De ki arkadaşıma, bu hep böyle zaten de. Bez alırsın, aldı der. Bilmem, evet 3-2-1 buyurun. Bunun çok derdi var ya. O kadar şey var ki çıkamıyorum başının altından. Bu zaten hep böyle. Ben şimdi seni anladım. Ben niye bu kadar çabuk büyüttün anladım. Yani büyüsün bir an önce ikisinden de kurtulacaksın sen anladım ben. Bu hep böyle. Bu hep böyle değil mi? Böyle. Çocukla sıkıntısı yok. Kocayla bırakın. Arkadaşım dur. Seni sütten kesiyoruz. Ya şimdi efendim o zaman size şöyle anlatacağım ben olayı. Bebeklerimiz
Lan ben 19 yaşında bu kadar uzun değildim ya. Arkadaşım! Yavrum çocuk ne enteresan bir çocuk ya. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun? Çocuğu kazanmaya çalışıyorum topluma. Ya bu şekilde çünkü çok zor. Arkadaşım çağır babayı, göstere göstere anlat. Böyle çocuk yapmayın. Hayır. Bu mu? Nasıl gösteriyorum? Öyle değil. Kimi Çiğdem diye bir anda dön. Yani şova çevir bu konuşmayı. Etkilensinler, evet. Ve ona ne yapacağız? Ona hak ettiğinden daha da fazla kıymeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Değil mi Çiğdem? Evet. Benim dersimde kimse uyuyamaz. Sor bakalım ilk nerede görmüş? İlk beni nerede gördü? Hayır seni değil. Oh pardon. Serhat'ı. Serhat'ı, Serhat, Serkan. Serhat'ı nerede gördün? Serkan duymasın. Adam Serkan. Olay çok karıştıracaksın şimdi. Ben aynı şeyden. Allah Allah. Serkan, Serdar, Serhat hepsi aynı değil mi? Serkan'ı ilk nerede gördün? Radyoda. İnanılmaz bir teknoloji. Radyoda görmüş. Şimdi Serkan'ı ilk gördüğün anı hatırla. Şimdi de daha güzel birini gördüğünü hatırla. Dünya tatlısı biri. Normal 45 santim boyunda bir çocuk doğurabileceğin birisi. Adam 3 metre ya. Nasıl becerdiniz buraya? Serkan'ı ilk gördüğün anı hatırla. Üstünde ne vardı? G-string mi? Serkan'ın yani. Arkadaşım çeşitli böyle elastiki hareketler yap. Onların dikkatini çevirmeye çalış. Niye ben hareket yapıyorum ya? Şu koltukların üstünden dolaş, şeyin üstünden yat, devril falan. Altından geç sehpanın bir şeyler anlatırken. Evet. Ömrüm böyle geçiyor yemin ediyorum. Kadın ya. O anı yaşat kadına. Evet Çiğdem hatırla o anı. Kapat gözünü aç. Serdar'ı ilk gördüğün an. 3, 2, 1 yürü arkadaşım. Siz gerçekten evli misiniz ya? Evet. Ya bununla birbirine bu kadar kavgasız bakan bir çift ilk defa gördüm. Her şey gülüyorlar bunlar. Gerçekten mi? Mantık izni var acaba? 20 sene oldu. Evlilik kredisi mi aldınız? İşte 20 sene evli kalırsan 50 milyon. Öyle bir şey var mı? Şş, var mı öyle bir şey kız? Kadın kısmı iyi bilir bunu ha. Varsa bana söyle. Ya sen ne öğrenmeye çalışıyorsun arkadaşım? Öyle benim genel bilgi alıyorum. Ben sana ne diyorsam onu yap. Sen elastik bir şekilde koltukların üstünde, sehpanın altında gez, kadını anlattır. Neyi anlatırayım? Anlatamadığı şeyleri. Anlat. Bana Serkan'ı anlat. Bana Serkan'ı anlat. Çıp. Efendim, Samim Bey gördüğü anda aklı çıkar. Sen Samim Bey'e yaklaş, görmüyor, duymuyor. Gördüğü anda çok korkuyor, evet. Samim Bey. Bismillah. Artık dördümüz oturabiliriz. İki de arkadaş çağırın, okey. Samim Bey, çok özür diliyorum, korkuttum. Sen kimsin, evimde ne yapıyorsun? Şimdi açıklayacağım, kapıyı... Bağır Samim! Ne yapıyorsun? Komşular eve biri giriyor. Komşular sizde mi yaşıyor? Kime bağırıyorsun? Buyurun, buyurun. Lütfen. Samim, aç camı bağır. Sen de git arkada Samim'i çekmeye çalış. Aç camı bağır. Komşular, evime birisi giriyor. Ne yapıyorsun? Samim'i çekiyorum, YouTube'a koyacağım. Hayır, öyle değil ya. Belinden tutup çekmeye çalış. Kestik. Kestik, Samim'i kestik. Ya niye havaya giriyorsunuz hemen? Evet. Arkadaşım, sen arkadan bacağından tutup çekiyorsun. Samim, sen herkese bağır. Söyle de sapık var, çıplak geldi, elinde bıçak var, her şeyi anlat. 3, 2, 1, bağır. Ne geldi? Komşular yetişin. Eve birisi girdi. Çıplak geldi. Sapık var. Samimciğim o inşallah telefondur. Sen geliyorsun Kübra sen babama söylemeyin sakın diye telaşlısın. 3, 2, 1 söyle. Sakın babama söylemeyin sakın. Bak öldürürüm sizi. Sakın anlatmayın babama. Gözde neyi söylemeyeceğini söyle. Kim benim kızım kim? Senin kızın Kübra. Kübra mı benim kızım? Ay, evet. Bilmiyorum. Çabuk üstüne hepsine giy. Arkadaşım. Yoksa eve gelmiyorum. Daha gelmedin. Hayır. Öyle bir şey yok. Beyni yok. Bir kere 60-70'lerde o kesim yok. O 50'lerde. Arkadaşım. Sonra dizi al. Tabii diz üstüne iner. Arkadaşım. Beyni yok. Sen eve gelmeden daha kızının ne giydiğini görmemişsin. Tamam mı? Sinirlenme.
Komşu anlattı. Ya lütfen ya, dur şu kapıda. Hazır. Kübra, sen babam duymasın de Gözde sen babasının ne duymayacağını söyle. Babam sakın duymasın bak, ne olur söyle. Neyi duymasın babamız Kübra? Ya neyi duymasın değil, neyi duymayacağını söyle. Allah'tan bilmiyorsun, o yüzden duyamaz diye. Mert'in sana çıkma teklif ettiğini mi? Evet, Mert'in bana çıkma teklif ettiğini. Babam sakın duymasın. Yaktın beni Gözde. Şimdi bu büyük ihtimalle gerçek. Anan da bunu televizyondan öğrenecek. Şaka ayağına yedirdin değil mi? Mert de seni arayacak, yarın diyecek ki kız nasıl söyledin ismimi? Yemezler, kız babasıyım. Bunlara şimdiden hazırım. Asla. Kızlar dedikodu, gir Mert'e. Sen öyle ol. Peki. Ne dedi tam olarak? Bir şey demedim. Oldu? Bana şarkı söyledi. Sonra biraz... Berfu, öpüştünüz mü de bağırarak? Ne diyeyim? Öpüştünüz mü de? Öpüştünüz mü? O ne ayıp şey öyle, öyle sorular soruyor mu? Aa! Aa! Arkadaşım, büyük olay çıkar. Kızım, seni öpmeye geldim. Arkadaşım! Çünkü biraz önce Mert'i vurdum ve beni götürüyorlar. Yapma ne olur. Gel ve duy onları. Bak, koltuğun dibindesin. Duyuyorsun öpüşme muhabbetini. Tam şey diyorsun ki, diyorsun. Sen kafayı çıkarıyorsun, olay çıkarıyorsun. 3, 2, 1, müzisyen. Kurban oldum bir şey çal ya. Senin de kızın var. Manyak, hadi. 3, 2, 1, buyurun. Kestik. Seyirci, manyağı alkışlıyorsanız siz de manyaksınız. Evet, 3, 2, 1. Alkış size geldi hocam. Yürü. Başla. Yüksek sesle biraz, yüksek, yüksek, hı-hı, yüksek. Mü? Öpüştük mü? Ne dedin sen? Ne dedin tam? Şey dedim. Konuşma, ne dedin? Babacım mı? Kaç kızın var benim ya? Gözde, şey kızlar hemen kalkın, senin ismin neydi? Hangisi benim kızım? Senin ismin neydi arkadaşım? Benim mi? Senin ismin neydi? Gözde. Muhteşem. Hayır. Ha, muhteşem. Muhteşem amca, Muhittin, yapma. Muhittin. Ha. Muhittin amca, yapma, kurban olayım falan. Evet, sen büyük olay çıkarıyorsun arkadaşım. 3, 2, 1, buyurun. Ben duymadım ki daha senin dediğini, olay çıkarayım. Lan Mert öpmüş kızı. Ben duymadım. Neyi duymadın? Demek ki o kadar ses getirici bir hareket değil, duymadım ben. O zaman daha acayip bir şey söyleyin kızlar, duysun. Hadi sapıtma. Evet. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Mert ne yapmış olsun ya? Ben hiçbir halt duymuyorum ya. Mert ne yapmış olsun? Duymadığım için de haftaya düğünümüz var. Şiir mi yazdı? Şiir yazmak çok kötü. Gizlice evlenecek misiniz yoksa? Evet, Mert'le gizlice evleneceğiz. Kestik. Siz manyak mısınız? Sen kaşınıyor musun? Efendim, ben kaçıyorum. Arkadaşım, olaylar karışmadan bir an önce gel. Bu olayları Mert'le çözerim ben. Gel buraya gel lütfen. Arkadaşım lütfen. Neyin mesajıydı bu, anlamadım. Ay hoş geldiniz. Gerçekten hayatımda ilk kez birisi beni baloya çağırdı. Ne oldu? Biri de ilk kez burnumu kırdı. Ama sizden olsun bu. Efendim, sizi gördüğüm için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum şu an. Beni kabul ettiniz, davetimi kırmadınız. Gerçekten sizin gibi zarif, incecik bir hanımefendiyle balonun anasını ağlatacağımızı düşünüyorum. Evet, kızın beline böyle nazikçe sarılırsın, yol gösterirsin. Barış'ım yardım eder misin? Niye? Çember yapacağız. Merhaba. İzin verirseniz sizi baloya götürmek istiyorum. Ay kırıt. Belinden kırıt. Bana mı kırıt dedi? O mu diyor bana? Hayır, o kırıtacak. Ha, o kırıt. Yani belinden kırıt. Hadi bakalım, kırıtsana. 9 kamera var. Kırıt, kırıt. Bir de bu var. Hiçbir şey kaçmayacak. Hepsini böyle 360 montajlayacağız. Ay, gerçek mi? Aa, hoşuna gitti. Evet, tut belinden, tut belinden, tut elinden. Bir elin belinde, bir elin elinde. Haydi bakalım. Ne? Güreşeceğiz mi elinden belinden? Hayır ya. Müdür ne yaptı? Müdür ne yaptı?